Mecidiyeköy'de Edip Bey'in ofisinin bulunduğu binanın kapısında kocaman harflerle Hayal Apartmanı yazıyordu. Betül Hanım'ın söylediği gibi kendini entelektüel gösterme sahtekarlığının bir parçası mı, yoksa gerçekten de edebiyata duyulan sevginin gereği mi anlamak zordu. Zaten o soğukta kapının önünde bunu düşünecek halimiz de yoktu. Havanın kararmasıyla birlikte iyice keskinleşen rüzgarı ve artık hafiflemeye başlayan kar yağışını sokakta bırakarak girdik binaya. Asansöre binip çatı katına çıktığımızda küçük koridorda bir yazarlar resmi geçidi karşıladı bizi. Cervantes'ten Shakespeare'e, Dostoyevski'den Dickens'e, Halide Edip'ten Orhan Kemal'e, Nazım Hikmet'ten Orhan Veli'ye, Edgar Allan Poe'den Agatha Christie'ye, Kemal Tahir'den Aziz Nesin'e, Yusuf Atılgan'dan Oğuz Atay'a, Haldun Taner'den Sait Faik'e, Yahya Kemal'den Ahmet Hamdi Tanpınar'a kadar 18 yazar siyah beyaz fotoğraflardan bize gülümsüyordu. Yazarların arasından geçerek kapıyı çaldık. Aralanan kapıdan Zeynep'in güzel yüzü göründü. Ellerine eldivenlerini geçirmiş, çoktan başlamıştı çalışmaya hamarat kızımız. "Oo, donmuşsunuz," dedi, giysilerimizin üzerinde erimeye başlayan kar tanelerini görünce. "Gelin, gelin, içerisi sıcacık." İçeri girince alacakaranlık koridorun duvarlarında yazarların değil ama kitap kapaklarının fotoğraflarını gördük. Sanki bir resim galerisindeymişiz gibi çerçeveler üstlerinden verilen ışıkla özel olarak aydınlatılmıştı. Kapakların bütün ayrıntıları mükemmel bir şekilde gözler önüne seriliyordu. Farlar ve insanlar, İnce Mehmet, Bekçi Murtaza, Budala, Ateşten Gömlek, Üç İstanbul, Memleketimden insan manzaraları, Mezarlarınıza Tüküreceğim, Yaban, Oblomov, İki Şehrin Hikayesi, Vadideki Zambak, Damda Deli Var, Dorian Gray'in Portresi, Çanlar Kimin İçin Çalıyor. Bir an bir cinayet soruşturmasında olduğumu unutup kendimi o kitapların içinde buldum. İlgiyle kapakları incelediğimi gören Zeynep, "Asıl şurayı görmelisiniz başkomiserim," diyerek kapısı açık olan odayı işaret etti. Merakla oraya yöneldim. Aralıktan lacivert bir ışık sızıyordu. Kitap üç farklı hikayeden oluşmakta. İlk hikaye aşkımız eski bir roman hikayesi. Ve zaten bu kitaba da ismini vermiş hikayemiz. Hikayede hem başlık olarak hem de kitap ismi olarak ilk hikayenin ipucunu veriyor aslında. Cinayete kurban gitmiş yine bir insan var ve bu adamın rahatsızlığı çok ilginç. Tanınma listesinde yer alıyor mu bilmiyorum. Yoksa yazarın hayal gücü mü emin değilim ama DSM tanı kriterleri içerisinde ilk cinayete kurban giden kişinin hastalığında bir hastalığın olmadığını düşünüyorum. En azından son DSM'ye kadar. Diğer iki hikayede yine klasik Ahmet Ümit tarzı ama daha böyle kısa, basit, akıcı olmuş, çerezlik hikayeler niteliğinde. Ama şöyle bir şey, belki de Ahmet Ümit bu hikayelerinde bize şunu söylemeye çalışmış. Çok fazla ipuçlarını uzaklarda arayıp komplo teorileri üretmeye gerek yok. Daha sakin ve relax bir şekilde en yakın çevrenize bakın demeye çalışmış olabilir ki diğer hikayelerin sonlarında ipuçlarının aslında ilk bakmaları gereken yerlerde olduğunu görüp sonuca ulaşmaları da bu teorimizi kanıtlar nitelikte. Kitapta satır aralarına baktığımız zaman Ahmet Ümit'in toplumu ya da bazen bireyleri, bazı belli kültürel özellikleri taşıyan bireyleri çok sık eleştirdiğini düşünmeye başladım ki bu diğer kitaplarında da gözüme çarpan bir durum. Belki cinayet şubede görevli bir kişiden dolayı cinayetleri dinlediğimiz için, hani şüpheyle yaklaştığı için bu tarz şeyler dinliyoruz. Belki de Ahmet Ümit söylemek isteyip de söyleyemediği şeyleri dolaylı yoldan bize bu şekilde aktarmayı tercih ediyor. Ama bilemiyoruz. Genel olarak akıcı, çerezlik bir kitap olmuş. Klasik Ahmet Ümit ama bir patasanası değil, bir diğer kitapları değil. Zaten kısa bir kitap, çerezlik bir kitap. Okunmalı, evet. İyi, keyifli okumalar.